44441@mail.com. Kim bu manyak ya? Oğlum Ege Selemez sesi. Dur. Önce kaydet. Kaydetsin. Senin ne işin var burada? Ne olacak oğlum, işte kız buraya seni görmeye gelmiş. Evet, buradan geçiyordum da bir uğrayayım dedim. İyi yaptın da kötü bir şey mi oldu? Yok canım, ne olacak? Ben aslında Dilara ile tanışmak istemiştim. İyi yaptın. Burayı nereden buldun? Adresimi mi biliyordun? Dosyadan, stajyer dosyalarından görmüştüm. Evlerimiz de yakın ya, o yüzden aklımda kalmış herhalde. Hafızam iyi diyorsun yani. Yani iyi sayılır. Hem Doğan Yener bizleri dikkatli olduğumuz için seçmedi mi? Aa, dikkatini o mu yapıyor size? Evet. Oğlum koskoca hukukçu olacaksınız yani. Normal bu dikkat sınavları falan. Dilara nerede? Ortalıkta da gözükmüyor. Tanışabildin mi bari? Yok şey, annemler çıktılar. Daha da gelmediler. Hadi ya. Tanışsaydı çok mutlu olurdu, eminim. Başka sefere artık. Zahmet etmişsin. Çok da geç olmadan gelirler zaten. Biraz bekle istersen. Yok, benim gitmem lazım. Ya buraya kadar gelmişsin. Hem Dilara ile tanışmayacak mısın? Çok isterdim aslında ama biraz önce kardeşim aradı. Yemek hazırlamış, geç gelme dedi. Şimdi emir büyük yerden olunca mecbur gideceğiz. Yarın görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. İyi akşamlar. Memnun oldum. Ben de. Niye söylemedim ki? Niye sakladım? Bir de yalan söyledim. Salak mısın kızım sen? Ya gerçeği öğrenirse? Kayıp olacak çok. Hamdi. Anneni bırakacaksın öyle mi? Sen de gel anne. Bak 6 ay sonra avukat olacağım. Mis gibi bir maaşım olacak. Çok güzel bir ev tutarız. Sen de girer çalışırsın. Gül gibi geçinip gideriz işte. Daha ne istiyorsun? Birlikte perişan olalım demek istiyorsun herhalde. Anladım. Senin derdin benle değil ki. Sen bu hayatı bırakamazsın. Hayır. Tahsin'i de bırakamam. Ya onu seviyorum. Niye anlamıyorsun? Peki. Hayır, hiçbir yere gidemez. Anne alabilir miyim? Hayır, lütfen. Ne, neden böyle yapıyorsun? Neden mutlu olmamıza engel oluyorsun? Neden Tahsin ve sen arasında ben bir seçim yapmak zorunda kalıyorum? Ya tamam. Tamam. Sakin ol, tamam. Hayır, lütfen. Tamam. Ne olur gitmeyeceğini söyle, ne olur bebeğim, lütfen. Lütfen. Tamam. Gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim. Abi. Abim canım. Anneciğim. Sensiz gerçekten bir şey yapamam. Canım. Tamam. Hadi gel. Hadi gel. Gel bir tane. Hadi gel. Abi. Ah. Ne zaman geldi? Kim? Ha. Bahar. Ya şey ya, çok olmadı. Öyle geldi şey dedi.
İşte seni falan sordu. Ben de tanıdım hemen. Arkadaşın olduğunu. İşte Dilara'yı falan göreyim falan derken sen geldin zaten. Benim evde olup olmadığımı sormadı mı? Sordu. Hatta ilk seni sordu. Sen ne dedin? Utanıyor dedim, o çıkmaz odasından. Durur dedim. Ciddi misin sen? Niye böyle bir şey dedin ya? Şu hale bak ya. Sen dur dur, sen hayırdır ya? Sen aşık falan mı? Sen bir bana bir bak bakayım bir. Sen hoşlanıyor musun lan bu kızın? Yok canım, ne alakası var? Nereden çıkarıyorsun bunu? Anlıyorum. Okey. Ya biz bütün gün bürodaydık. Ondan sonra davaya baktık falan. Siz de burada görünce şaşırdım. Ne yapacağım yani, ne bekliyorsun? Hep böyle başlıyor biliyor musun hikayeler? Ya böyle uzatma ya. Git. Hadi, hadi git. Mert'i mi arasın? Yok ya. Bu sefer de burada kaldığını öğrenir. Biliyor musun? Çocukken hiç üzmezdin beni. Yanımdan da hiç ayrılmazdın. Ay ne kadar özlüyorum o hallerini bir bilsen. Ay ne kadar güzel günlerdi. Değil mi? Sen, ben, babam. Hali. Yine sabah erken kalkmam lazım. Tamam, sus. Bak bir daha beni böyle korkutma, olur mu? Oh, seni çok seviyorum. İyi geceler bir tane. Günaydın Ferdi. Günaydın Doğan Bey, Ege ben. Erkencisin Ege. Evet, arşivde o kadar çok dava var ki erken gelmesem staj bitene kadar yetiştiremeyecekmişim gibi geliyor. Peki, kolay gelsin. Ferdi gelince ne söyleyeceğini iyi biliyorsun. En acilinden bir kahve. Günaydın Ege. Sen nasıl girdin içeri? Doğan Bey açtı kapıyı. Aa, erken gelmiş. Hemen kahvesini yapayım ben o zaman. İyi olur, bekliyor. Abi kolay gelsin. Seko. Heh. Oğlum biz içeriye 10 kutu bıraktık değil mi ya? Abi 10 kutu bıraktık da ben anlamıyorum. Püsküdar gidince elimizde mal kalmadı. Bunlar nasıl mal sayımı yapıyor ya? Seko sen de biraz üstüne düş o zaman birader be. Allah Allah. Bankadan arıyorlar. Hadi bakalım. Alo. Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun. Ha uygun mu? Teşekkür ederim. Tamam, geleceğim bugün ben. Geleceğim, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Oldu oğlum bu iş, oldu. Gelin imzayı atın, şak diye verelim size parayı. Çok iyi. Oğlum bak bu sefer gidip parayı koyuna moyuna yatırıp çarçur etme ha.
Yok abi, ben aklımın başına aldım. Artık hayatta yapmam onu. Hatta bir şey söyleyeyim, parayı şimdi alıyorum. Salih, oğulları ve yeğenlerine verip kurtuluyorum abi. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Tamam, hadi. Tamam. Evet. Gün boyu bürodayım. Dosyanıza eklemek istediğim evraklar var. İş arkadaşlarınızın imzası lazım. Tamam, yarın da onları gönderirsiniz. Anlaştık. Görüşmek üzere. Hale. Gel. Ne oldu Ege? Şakanın hiç sırası değil. Başımız büyük belada. Hiç şaşırmadım biliyor musun? Sizinle tanıştığım günden beri başım beladan kurtulmuyor çünkü. Ne oldu İden? Biri ya da birileri bizi videoya çekmiş. Mert'in abisini kurtarmaya gittiğimiz günün görüntüleri Irmak'ın mailindeydi. Ne diyorsun sen ya? Bahar. Günaydın. Günaydın. Dün Dilara'ya senin onu ziyarete geldiğini söyledim de çok mutlu oldum. İsmini sordu. Bahar dedim. Öyle deyince de ben bütün varları severim diye üstüme attı. Öyle mi? Üzüldüm ama şimdi. Keşke tanışabilseydik. Üzülme. Ben yine geleceğini söyledim. Tabii sen de istersen yani. Tabii. Tabii, neden olmasın? Gelirim yine. Geçelim o zaman. Mert. Kurtar bakalım bizi şimdi kurtarabiliyorsan. Ne oluyor? Ne diyorsun abi? Irmak'ın bilgisayarında Doğan Yener'e iletilmek üzere olan e-postada muhteşem bir gerilim filmimiz var. Ne diyorsun Ege sen? O gece biri bizi videoya çekmiş. Mert'in elinde bıçak. Biz çığlık çığlığa. İnternete koysan izleme rekorları kırar. O derece Bahar. Bittik, biz mahvolduk. Allah kahretsin. Ha, Doğan Bey izledi mi acaba? Şu an izliyor olabilir. Yorumlarını almak ister misin kardeşim? İyi de sizin nasıl haberiniz oldu? Şimdi şöyle, sabahları ben erken geliyorum. Yürüyüş falan filan, neyse. Irmak'ın odasından kalem alacaktım. Ding, bir mesaj sesi. Normalde bakmam, huyum değildir. Öyle bir göz ucuyla baktım. İyi ki de bakmışım. Açmamla kapamam bir oldu, hemen sildim. Bir de Doğan Bey'in dikkatine yazmış manyak. Günaydın. 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 Başka bir yerde mi konuşsak? Fırat gittikten sonra şu boşanma dosyaları bana kaldı. Oldukça zamanımı da alıyor. Çiftlerimi barıştırayım, ne yapayım? Hayır canım. Bir araştırma yapmaya başlamıştım. Bu konuda bana destek olur musun? Tabii, konu ne? Bir düşünelim bakalım. Kim olabilir? Bizi tanıyan biri olmalı. Fırat olabilir mi ya? Doğan Bey'e bile neler yaptı, bize niye yapmasın? Yok, sanmıyorum. Onun derdi bizimle değildi. Hem eğer görüntüler elinde olsaydı Tülin Hanım'a verirdi bence. O da doğru. Niye saklasın ki? Ne bileyim Mert, düşünüyorum işte, aklıma biri gelmiyor. Vallahi ben tanıdığımız biri olduğunu düşünmüyorum. Daha biz bile doğru dürüst birbirimizi tanımıyoruz. Mert, Cümeyla ablasını tanıyor musun? Yok, bilmiyorum. Düşmanın falan var mı? Yok. Vardır senin düşmanın. Yok oğlum, niye olsun? Ne bileyim ya. Bütün ihtimalleri değerlendiriyorum işte.
Resmen senin yüzünden hepimiz kovulacağız ya. Polisin eline geçerse savcılık adam öldürmeye teşebbüsten iddianame hazırlar. Hepimiz yargılanırız. Arkadaşlar, bari hep birlikte düşünelim. Şimdi Mert olayın tüm sorumluluğunu alsa bile görüntülerde kaçan biziz. O gece ne yaşandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey çıkıp her şeyi anlatmak. Oturun oturduğunuz yerde, saçmalamayın. Yani başka seçeneğin varsa söyle, onu yapalım, tamam? Mert. Odama gelir misin lütfen? Hemen geliyorum Doğan Bey. Şimdi bittik işte. Videoyu izledi, çağırıyor işte. Hepimizi tek tek kovacak. Ay tamam Hale. Oflayıp durma yanımda, içim sıkıldı. Bahar. Hı? 10 dakika sonra kovulabiliriz ve sen şu anda benim oflamama mı sıkılıyorsun? Evet. İyi. Ne güzel düzenimi de kurmuştum ya. Gir. Doğan Bey. Geç otur Mert karşıma. Bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Ne gibi? Arkadaşlarınla gergin gibiydiniz aşağıda. Bir sorunuz varsa çözmenize yardımcı olabilirim. Yok. Yani şimdilik. Bazı şeyleri anlamam gerekiyor sadece. Ne gibi? Bu yolda dostumu, düşmanımı nasıl tanırım? Tanıyamazsın. Onlar günü geldiğinde kendini gösterir zaten. O günlere hazır olmak lazım o zaman. Kesinlikle. Ayakta kalmanın ilk kuralıdır bu. Önce kendine güven. Baban gibi. Onu tanır mıydınız? Fakültede bir seminere gelmişti. Hocamın arkadaşıydı. Sen tanıyabildin mi peki babanı? Öldüğünde küçüktüm. Aklım ermeye başladığında neler olduğunu anlayabildim. Neden ölmek zorunda kaldığını anlayabilecek kadar iyi tanıyorum artık. Babanı gördüğüm son anı hiç unutmam. O zamanlar hocalarımın davalarını yakından takip ediyorum. Okuldan çok adliye koridorlarında geçiyor günlerim. Bir gün savcı Muzaffer Karaman cezaevine gönderiliyor diye haber geldi. Kapıya koştum hemen. Babanı görebilmek için. Cezaevi aracına bindirilirken göz göze geldik. Babanın gözlerinde korkunun zerresi yoktu. Vazgeçmemek, doğruları sonuna kadar savunmak. Kimse inanmasa bile o doğrunun peşinden tek başına koşmak. Yapayalnız kalsan da gücünü sadece kendinden bulmak. Babanın rüşvet aldığına hiçbir zaman inanmadım Mert. Hatta onun hayatımda gördüğüm en adil,
en dürüst insan olduğunu söyleyebilirim. Babaların gücü çocukların yüküdür. Baban öyle onurlu, öyle dürüst bir insandı ki senin de yükün çok ağır. Taşıyabilmen için elimden geleni yapacağımı bilmeni istedim. Kusura bakmayın Doğan Bey. Teşekkür ederim. Sen gerçekten Doğan Yener'in bu duruma anlayış göstereceğini mi düşünüyorsun? Staj başvurusu yapanlardan biri tatlıyı yedi diye silip attı tek kalemde adamı. Yalnız o tatlıyı yediği için değildi. Başkasının hakkını düşünmediği içindi. Tamam Ali'cim, ben de onu söylüyorum zaten. Adam nelere dikkat ediyor? Ha. Gel geldi. Mert! Pişt. Gel. Ne oldu? Kovdu değil mi hepimizi? Kovdu tabii. Ben biliyorum başıma geleceği. Biliyordum. Niye takıldım sizin peşinize? Mert, çok mu kötü geçti? Ne gülüyorsun Mert? Hayatımın en güzel konuşmasıydı. Ne? Hayatımın en güzel kovulmasıydı olmasın mı? Yok yok. Merak etmeyin. Henüz video görmemiş. O zaman seni niye çağırmış? Babamı tanıyormuş. Nasıl yani? Senin babanla da mı davalıkmış? Benim babam öldü hala. Yıllar önce. Üzüldüm Mert. Başın sağ olsun. Nur içine yatsın. Sağ ol. Peki Doğan Bey babanı nereden tanıyormuş? Babam Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli bir savcısıydı. O yüzden. Mert, bilmiyorduk. Nasıl vefat etti peki? Hasta falan mıydı? Çirkin bir iftira atıldı babama. O da gururlu bir adamdı. Kaldıramadı. Dayanamadı. Öyle işte. Alo. Merhaba benim. Karar bugün çıkacaktı, ne oldu? Tahliye talebi kabul edilmiş yani. Ne zaman çıkıyor? Bugün. Anladım, teşekkürler. Doğan Yener videoyu izlemedi. Ama bizim bu kişiyi bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Yani Doğan Yener'den cevap gelmeyinceye kadar da bizi rahatsız edecek belli. Ben ne yapacağımızı biliyorum. O kişiye Doğan Bey'in ağzından teşekkür maili atıp yemeğe davet edeceğiz. Ne? Saçmalama, suç bu. Başkasının mail adresinden hem de Doğan Yener'in adını kullanarak bunu yapacağız. Ege, inanamıyorum, çıldırdın mı? Arkadaşlar bir kendinize gelin.
Bakın videodaki görüntüyü belki affedebilir. Çünkü onun iyi ya da kötü bir açıklaması var. Ama bu yaptığımızı duyarsa var ya işte o zaman avukatlığa veda edebiliriz. Bahar. Hı? Başka bir çaremiz mi var? Ya bizim bu kişiyle yüzleşmemiz lazım. Derdi neymiş öğrenmemiz lazım. Neden anlamıyorsun? Ya sizi düşürdüm şu hale bak. Onu bir elime geçireyim var ya. Yapacağım biliyorum. Sen yine eline geçir. Ama biz yokken yap. Hani gördük çünkü ne olduğunu. Mert, bu ucuz kahramanlıkları bir kenara bırakalım. Yazalım şu maili. Hem şansımızı denemiş oluruz, kötü mü? Ya arkadaşlar, delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz? Allah aşkına delirdiniz mi ya? Var, bir sakin ol. Çok rahatladım. Çıldırdı ya. Bak, bütün sorumluluk bende. Her şey kontrolüm altında. Son gün o, son suç. Sonrasında herkes kendi yoluna. Doğan, ne oldu? Denetimli serbestlikle bugün tahliye oluyor. Bugün mü? Emin misin? Emin miyim? Bana mı soruyorsun gerçekten bunu? Çıkıyor işte. 5 yıl dolmuş. Bu kadarmış. Kızımızın hayatını almanın bedeli 5 yılmış Tülin. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapabilirim ki? Doğan, yargılama süresince bütün delilleri tek tek inceledin. İnceledik. Taksirden ileri gidemedik. Herkes bunu söylemiyor mu zaten? Ama ben öyle olmadığını biliyorum. Yapma Doğan. Aynı şeyleri defalarca konuşmaktan çok yoruldum. Yoruldun mu? Ben 5 yıldır uyumuyorum Tülin. Kulaklarımda kızımın sesi. 5 yıldır buz gibi karanlıkta yaşıyorum ben. Acı çeken sadece sen değilsin. İpek benim de kızımdı. Ben uyuyabiliyor muyum sanıyorsun? Yaşayan bir ölüyüm. O adam bizi kör bir kuyunun dibine attı. 5 yıldır da o kuyunun dibindeyiz. Ama bunu kasten yapmadı. İnanmıyorum Tülin ya. Hala kazaydı diyorsun. Çünkü tersini kanıtlayacak hiçbir şey yok. Defalarca inceledik, didik didik ettik, hiçbir şey bulamadık. Sen de mahkemede istediğinize inanabilirsiniz. Ama ben bunun kaza olmadığını biliyorum. Anlamıyorsun değil mi? O raporlarda yazan hiçbir şeyin benim için bir önemi yok. Sonuç ne olursa olsun kızımı geri getirmiyor. İpek yok artık. Tek bildiğim gerçek bu. Kabul etmek zorunda olduğumuz. Yalnızca kanıtlayamıyorum. Ama bir gün onu da yapacağım. Erkan Tüzün'ün bu suçu kasten tasarlayarak işlediğini kanıtlayacağım. Kızımızı bizden koparan o katili ait olduğu yere geri göndereceğim. Teslim olan Erkan Tüzün çıkarıldığı mahkemece 15 yıla mahkum edilmişti. Ünlü avukatlar Doğan Yener ve Tülin Tan'ın kızları İpek'in ölümüne sebep olmaktan tutuklanan Erkan Tüzün 5 yıldır cezaevindeydi. Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama... Doğan Yener'in kızını öldüren adam. Ne diyorsun sen ya? Tabii ya,
Şimdi hatırladım. Arkadaşlar. Tüzün avukatlarının yaptığı denetimli serbestlikten yararlanma talebi infaz hakimliği tarafından kabul edildi. Tüzün'ün bugün tahliye olması bekleniyor. 5 yıl önce bir trafik kazasına karışan Erkan Tüzün, kavga esnasında yaşanan arbedede silahın ateş alması sonucu bir kişinin yaralanmasına ve İpek Yener'in de hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Gördüm, gördüm. Ben de onu izliyordum şimdi. Olayın ardından Doğan Yener bu saldırının aslında kendisine yapıldığı iddiasında bulunmuştu. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda... Doğan Bey çıldıracak. Almıştır haberi. Tülin Hanım'ın odasında kesin bunu konuşuyorlar. Doğan Bey bu işin peşini bırakmaz. Olacak iş değil. Siz bu davayı biliyor muydunuz? Evet. Doğan Bey'in adını internete yazdığımızda ilk bu haberler çıkıyor Deniz Hanım. Çok üzücü, çok acı verici bir olaymış. Ve aynı şeyi bir kez daha yaşıyorlar şimdi. Biri geliyor senin çocuğunu öldürüyor. 5 yıl sonra elini kolunu sallayarak çıkıyor. Bak Gülin, senden bir şey istemiyorum. O kara günleri tekrar tekrar yaşamanı da istemem. Ama lütfen. Lütfen beni iknaya çalışma. Çünkü şu hayatta hiç kimse kızımın katilini hapse geri göndermeme engel olamayacak. Bir şey mi yapsak? Doğan Yener haklı olabilir. Bugüne kadar çok büyük davalara girdi. Kim bilir kimleri kendine düşman etti. Eminim onları da araştırmıştır. Bir de biz mi araştırsak? Ha? Araştıralım Mert. Araştıralım. Kendi derdimizi, sıkıntımızı bırakalım, onu araştıralım. Koskoca Doğan Yener'in bulamadığı ne varsa bulalım, getirelim. Nasıl? Vallahi bence kazaydı. Suikast büyük olay. Er ya da geç ortaya çıkardı. Babamın suçsuz olduğunu bir tek biz biliyorduk. Ben Doğan Yener'in sezgilerine güveniyorum. Bu bir suikast olabilir. Bir şey soracağım ya. Sen bu olayı Doğan Yener'in gözüne girmek için fırsat olarak görüyor olabilir misin? Oo. Saçmalama hali. Nasıl böyle düşünebilirsin? Gözünüzü 4 açın. Operasyon her an başlayabilir. Ay tamam Ege, anladık. Ya böyle bir günde uğraştığımız şeylere bak ya. Doğan. Nereye? Vazgeçmeyeceğim Tülin. Sonuna kadar gideceğim. Para tamam. Aferin vallahi. Başına bir şey gelmeden getirdim paramı. Eyvallah abi. Yani artık böyle alacak verecek bir şey kalmadıysa ben yavaştan... Kalmadı. Ya tamam. Sen güvenilir çocuk çıktın. Bir şans daha vereceğim. Al bu parayı. Oğlum, ben sana bırak para vermek. Boş dükkanımı bile emanet etmem. Benden sana tavsiye. Bilmediğin işlere girme. Bak neler neler geldi başına. Hadi şimdi var git yoluna. Seni buralarda görmeyeyim bir daha. Sen bilirsin abi. Hayırlı işler. Eyvallah. Şeytan görüşüyor musun? Thank you.
Irmak, selam. Selam. İkinize kahve aldım. Eğer müsaitsen dışarıda içeriz diye düşündüm. Canım ya, çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsin ama ben kahve içmem ki. Aa. Hiç mi? Peki. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kahve içmiyormuş. Al sen içersin. Birazcık gözlem ya. Bir de avukat olacaksın sen. Kadın kahve içmiyormuş da. Senin daha iyi bir fikrin mi var Ege? Aa. Bahar sen beni mi savunuyorsun? Yok. Ege'nin fikrini merak ettim. Neyse. Sizi dinliyoruz Ege Bey. Buyurun. Hani böyle filmlerde kahveyi üzerine dökersin. O temizlemeye gider. Sen de o ara işini halledersin. Yok artık. Ya bir de benim hayal gücüme laf ediyor. Kahve dökecekmişiz. İnanamıyorum sana. Hale? Bitki çayı içer misin? Olur tabii ki, olur. Vallahi detoks çayım da vardı ama bitmiş. Bizim burada kimse de içmez, anlamadım yani. Bilmiyorum. Hadi içelim. Hadi. Hadi Ege, göster kendini. Anlat bakalım. Belli ki bir şeyler öğrenmek istiyorsun. Yok, hayır, bir şey öğrenmek istemiyorum. Ben sadece konuşmak istedim. Ya biliyorsun, bu stajyer arkadaşlarla aramızda bir rekabet var. Onlarla bir şey paylaşamıyorum. Beraber konuşalım dedim. Bunlar gerçekten sizin iyi günleriniz. Sizden öncekiler birbirini yiyordu. Ne kavgalar, ne kavgalar. Aa. Siz iki kişi almıştınız galiba, değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Sonra aşık oldular. Bir iki ay güzel gitti tabii ilişkileri. Ama ayrıldılar. Neden? Aralarındaki rekabet aşkı öldürdü çünkü. Şimdi niye yoklar peki? Yoklar çünkü Doğan Bey onlarla çalışmak istemedi. Yani rekabetin dozunu biraz kaçırdılar diyebilirim. Ama benden başka bir şey öğrenemez. Ağzın bayağı sıkıymış gerçekten. Ege, hadi yaz artık şu mesajı. Tamam, sakin, panik yok. Ben çıkıp dışarıyı kontrol edeyim sağ sola. Tamam, yukarı bak istersen, her an bir aşağı inir. Tamam. İnşallah çabuk cevap gelir. Abi senin şu rahatlığına çok hayranım ya. Yok. Mert. Doğan Bey'in davasıyla ilgili bir şey yapmak istersen sana yardım ederim. Gerçekten mi? Çok sevinirim. Oo, siz hala orada mısınız ya? Kızım git bir bak, biri geliyor mu ya? Kontrol etsene. Üf, tamam. Yani bu hukuk bürosunda çalışmaya hak kazanan İki kişi olacak. Ben de onlardan biri olmak istiyorum tabii ki. Neden? Yani başka hukuk büroları da var. Evet, var tabii ki.
Ama benim Doğan Yener'den öğrenecek çok fazla şeyim var. Kesinlikle. Her gün ondan yeni bir şey öğreniyorum desem yalan olmaz. Hayatımın en doğru kararı burada çalışmaktı. Aslında aile gibiyiz. Mesela Tülin Hanım... Tülin Hanım. Tülin Hanım benden bir evrak istemiş. Tamam. Şey yaparsın, götürürsün. Olur mu canım öyle şey? Ama çayımızı içmedik ya. Irmak koşa koşa buraya geliyor. Ne? Hey, hadi bir şeyler yapın, durdurun. Ya ne yapacağız oğlum? Ya dedim size yakalanacağız diye. Yine iş başa düştü. Özür dilerim, yanlışlıkla oldu. Hiç de böyle sakar biri değilimdir hale gibi. Neyse, çok da sıcak değilmiş Allah'tan. Ben şunu bir temizleyeyim. Bu plan her zaman işe yarar. Sen benim ne zaman sakarlığımı gördün ki? Görmedim de... seviyorum senin şaşkın yüzünü görmeyi. Mesaj geldi. Gelin gelin. Tamam. Evet, yanıt gelmiş. Aynen. Çok memnun oldum ben de. Yarın 14.00'da orada olacağım. Ne yapacağız şimdi? Restoranda Doğan Bey adına hemen rezervasyon yapalım. Tamam, o iş bende. Süper. Ay hadi, biz neyi bekliyoruz? Yakalanacağız. Çıkalım. Hadi. Şekerli miydi bu kahve? Ha yok, şekersiz içerim. İyi bari, kolay çıkar. Şekersiz içmenin faydaları işte. Pardon, ben bir şey öğrenmek istiyorum da. Şimdi bazen davalar için araştırma yapmamız gerekebiliyor. Bu yüzden dışarı çıkmamız da gerekebiliyor. Normal, çıkabilirsiniz. Yani adliyeye gitmeniz de gerekebilir. Yani Doğan Bey'in haberi olduğu sürece sıkıntı yok. Yok, bana haber vermeniz yeterli. Doğan Bey için sorun olmaz. Sonuçta çalışıyorsunuz burada. Sabahtan akşama kadar burada kalacaksınız diye bir kural yok. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çıkıyorum ben o zaman. Tamam, görüşürüz. Kolay gelsin. Araştırma yapacağınız dava Doğan Yener'in davası mı? Evet. Başkan olacak. Çıkalım mı beraber? Birlikte yürürüz. Belki yemek de yersen. Olur, çıkalım. Görüşürüz arkadaşlar. Ben bir çantamı alayım. Ben de gideyim. Peki bizim başımız bu kadar beladayken bunların rahatlığını ne yapacağız? Benim de Ege gibi bir arkadaşım olsa ben de bu kadar rahat olurdum herhalde. Ege, bir şey soracağım. Sor canım. Canım? Yani lafın gelişi. Sonuçta bir tane canım var. Ne diyorsun ya? Kendi canım diyorum, bir tane var. Sen ne soracaktın? Laf sokacaktım ama hevesim kaçtı. Aç mısın? Evet. İyi, çantamı alayım da bir şeyler yemeye gidelim. Tamam, bekliyorum seni. Tamam. Geçmiş olsun. Doğan Bey, ne işiniz var burada? Benden korkmana gerek yok. Şimdi gerçekten de özgür olduğunu mu zannediyorsun? Biliyorum sizin için ne kadar zor olduğunu. Bilmiyorsun.
benim için ne kadar zor olduğunu bilemezsin. Ne istiyorsunuz benden? Binlerce kez özür diledim. Kızınızı geri getireceğini bilsem bir ömür boyu özür dilerim. Keşke hiç yaşanmasaydı. Acı bir kazaydı. Kaza değil de. Bunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Kaza değildi. 5 yıl içeride çektim. Bir ömür boyu burada çekeceğim cezamı. Benim bildiğim bu. Bundan ötesi yok. Karşında evladını kaybetmiş bir baba var. Söyle Erkan. Sana o tetiği kim çektirdi? 5 yıl sustum. Konuş artık. Bak bu son konuşmamız olabilir. Ne demek oluyor? Korkman gereken kişi ben değilim. Kızının acısıyla 5 yıl yaşayan baba değil. Yalvarırım konuş artık. Gör içimdeki ateşi. Bak konuşursan yakacağım ortalığı. Dünyayı dar edeceğim onlara. Ve sana söz veriyorum, başına bir şey gelmemesi için elimden geleni yapacağım. Anlatacak bir şey yok. Kazaydı. Tasmanı kimin tuttuğunu bulacağım. Bir gün arkanda kim var? Sana bunu kim yaptırdı öğreneceğim. Anla be adam. Tek çarem sensin. Erkan çıktı Tahsin Bey. Ne zaman iletişime geçmek istersiniz? Ya ben sana haber vereceğim. Uygun bir zamanda buluşacağız elbette. Onun elinde bana ait çok önemli bir şey var. Bir an önce onu almak istiyorum. Hah Tahsin'cim burada mıydın? Akşam gidiyoruz değil mi derneğin yemeğine? Ya, o bugün müydü ya? Ben unutmuşum ya onu. Bugün de önemli işlerim vardı benim şimdi. Bak. Ya sen tek işten olmaz mı? Ya Tahsin'cim ama bu kaçıncı? Yani beni çok ihmal ediyorsun. Ben işte bu fabrikanın kapatılması meselesiyle ilgilenmem gerekiyor. Hani tamam da o iş. Hani biri suçunu itiraf etmişti. Neyi kurcalıyorlar şimdi? Nur Hanım şimdi bu mahkeme gününe kadar tedbiri elden bırakmamak gerekiyor ya. O yüzden hani vallahi üzgünüm yani. Seni yalnız bırakacağım için de. İyi tamam. Bir bahane bulurum artık ama tek başıma gitmem. Hay benim anlayışlı karım ya. Hay vallahi ya. Bu işte ya. Vallahi bu ya. Yediğim en pahalı makarnaydı diyebilirim. Teşekkür ederim. Gerek yok, afiyet olsun. Ya hayır, ne koymuş olabilirsiniz içine bu kadar pahalı oluyor? Ya bu senin hesap ödememiş halin. Bir de hesap ödesen acaba neler söyleyeceksin? Ha bir de hesabı ödedin diye bana laf mı sokuyorsun sen? Ne hesap parası veririz ya. Neyse ben sana sonra veririm. Peki saçmalama, ne hesabından bahsediyorsun? Takılıyorum sana işte. Takılma, alınırım ben öyle şeyleri. Ya Ufege saçmalıyorsun. Hale nereye gidiyorsun?
Hale. 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 Gel, ne oldu? Gidelim. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Hadi gel. Emin misin? Yok, bir şey. Planımız ne? Biraz izleyelim diyorum. Bağlantıda olduğu birileri varsa mutlaka görüşecektir çünkü. Adama nasıl ulaşacağız? Daha yaşadığı yeri bilmiyoruz. Öğreniriz. Bir şansımız deneyelim bakalım. Hadi. Komiser Yaşar abiyi bir arayayım. Alo. Mert, ne haber koçum? İyidir abi vallahi, koşturmaca. Bir yaramazlık yok. Aman ha, olmaz. Ya abi ben bir şey rica edecektim. Söyle koçum. Doğan Yener'in kızı İpek'in ölümüne sebebiyet veren adam Erkan Tüzün bugün tahliye edildi. Evet, duydum haberlerde. Hayırdır? Ya abi biz biraz araştırma yapalım dedik. Belki adamla ilgili işimize yarayacak bir şeyler bulabiliriz. Bize ev adresi lazım da. Oğlum Doğan Yener'de vardır adresi. Abi vardır vardır da. Ya biz kendi imkanlarımızla bulalım dedik. Yardımcı olursun be abi. Ne bu polis gibi birinin peşine düşüyorsunuz? Yok abi biz sadece yardımcı olmak istiyoruz. Yani Doğan Yener'in benim için ne kadar önemli birisi olduğunu biliyorsun. Biz sadece izleyeceğiz, öyle polislik falan bir durumumuz yok yani. İyi tamam. Kayıtlara bakarım. Gönderirim sana adresi. Ama bak bir sakatlık çıkarsa fena bozuşuruz ona göre. Yok abi rahat ol. Merak etme. Sağ olasın. İşlem tamam. Aa, hadi ya, bu kadar çabuk mu? Evet. Güzel. Mert ne diyeceğim? Bu Yaşar abi bize video meselesine yardımcı olamaz mı? Olamaz. Yani birini bıçaklıyorum o videoda. Yaşar abi beni ne kadar seversen sevsin, tutuklar beni olmaz. Doğru. Ne bileyim, ben yarın bir aksilik çıkacak diye, görüşmeye gelecek olan kişi gelmeyecek diye falan çok korkuyorum. Yani Ege'nin planı işe yarayabilir. Yaramazsa da ben bütün sorumluluğu üstlenip çıkarım Doğan Yener'in karşısına. Sen merak etme. Hadi gidelim. Hale yavaş. Hale az kalsın kadını eziyordun. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim, dalmışım işte, görmedim ışığı. Ege, ben seni ileride bir yerde bıraksam sorun olur mu? Sen ofise gelmiyor musun? Yok, hayır. Eve gitmem lazım. Halletmem gereken bir işim var. Acil mi? Daha hamlemizi konuşmadık. Ne hamlesi ya? Ha? Farkında mısın bilmiyorum ama Mert de Bahar şu an Doğan Bey'in gözüne girmekle meşguller. Yani diyorum biz de bir şeyler yapsak. Önerin var mı? Var. Mesela Mert'te Bahar'ı geçmek için bir şeyler yapabiliriz. İyi bir ekibiz ya biz sonuçta. Ege, benim gerçekten eve gitmem lazım. Önemli bir iş bu. Peki. Tamam, sen bilirsin. Bütün haberler aynı.
Avukatlar da denetimli serbestlik kararını memnuniyetle karşılamışlar. Adam cezasını çekmiş, iyi halden indirim de almış. Yazık. İpek öldüğünde Dilara ile aynı yaşlılarmış. Evet. Ne acı değil mi? Ya gerçekten kazaysa? Arkasında zannettiğin gibi bir şey yoksa? Hiçbir olasılığı düşündün mü? Tabii ki düşündüm. Ama içimden bir ses bu adamın peşini bırakmamam gerektiğini söylüyor. Sezgiler bazen yanıltıcı olabilir. Yani. Beni bugüne kadar çok yanıltmadılar. Mesela seni gördüğüm ilk andan beri güvenebileceğim biri olduğunu anlamıştım. Evet, buradan geçiyordum da bir uğrayayım dedim. Yaptın da kötü bir şey mi oldu? Yok canım, ne olacak? Ben aslında Dilara ile tanışmak istemiştim. Mert, benim sana söylemem gereken bir şey var. Ben aslında dün size şey için gelmiştim. Ne için? Şey için. Bahar. Söyleyebilirsin. Rahat. Ben dün sadece Dilara'yı görmeye gelmedim. Adres de geldi. Yarıda kaldı, pardon. Dün gece niye geldiğini söylüyordun. Evet, şey için geldim. Tamam. Sebep ne olursa olsun seni görmek güzeldi. Taksi. Taksi mi? Evet. Bu dava için bütün paramı harcayabilirim. Hadi bekletme. Hashtag iyi kim? Ay yok. Ben bunu daha önce de yazdım. Halil'cim. Gel canım, şu Tahsin'e fotoğrafımızı koyuyorum da altına ne yazacağımı bilemedim. Ay hayatımın aşkı mı yazsam? Yok, aşk. Nasıl? Bak. Pislik mi yazsan anne acaba? Sadece pislik. Halil'cim ne oluyor yine? Ya tamam, kocamı sevmeyebilirsin ama saygılı ol lütfen. Anne, seninle bir şey konuşmamız lazım. Senin bu kocam dediğin adam var ya, iyice azıttı artık. Ben bugün bir kadınla gördüm onu. Bayağı da samimilerdi. Yani üzgünüm ama bunu sana söylemek zorundaydım. Niye üzgünsün gerçekten, hiç anlamadım. Yani Tahsin'i bir kadınla görmüşsün. Yani? Annen ne dediğimi duymadın mı sen? Bayağı samimilerdi diyorum. Hiç çekinmesi de yok artık bu adamın ya. Çekinecek bir şey olmadığı için olabilir mi Halil'cim? Tahsin sıcakkanlı bir insandır. Yani asistanıdır, müşterisidir. Yani insanları yargılamadan önce biraz düşünmek lazım değil mi? Beline sarılıyordu kadının anne. Hiç kimse asistanının ya da müşterisinin beline öyle sarılmaz. Halil tamam. Yeter, Tahsin gerçekten böyle bir şey yapmaz. Anne ne diyorsun sen ya? Yanlış anlamasındır diyorum kızım. Sen zaten benim kocamı hiç sevmiyorsun. Daha önce de böyle aldattığı imaları yapmıştın, yalan mı? Bu sefer gözümle gördüm diyorum. Neden anlamıyorsun? Tamam. Hale yeter. Akşam geldiğinde Tahsin'le konuşacağım. Bak göreceksin, sandığın gibi bir şey çıkmayacak. Bir
saat oldu, hala çıkmadı adam. Belki de hiç çıkmayacak. Yani şu anda boşu boşuna bekliyor olabiliriz. Ya ne diyeceğim? Sen git istersen. Peşimden sürükledim seni de. Ya olur mu hiç? Ben seni yalnız bırakmam. Hem biz bir ekibiz. Bu kadar bekleyeceğimi bilsem almazdım sizi. Tam iş saati. Bağladınız beni buraya. Abi tamam. Az daha sabret, gideriz sonra, tamam? Aha geldi. Abi hareket alınca takip ediyoruz, tamam? Ne biçim işe soktunuz beni? Takip makip, başımız belaya girmesin sonra. Abiciğim biz avukatız. Başın belaya girerse seni savunuruz, merak etme. Gözünü seveyim, takip et şu arabayı. Deniz Hanım. Buyurun Doğan Bey. Şu dosyayı yarın adliyeye götürün lütfen. Erkan Tüzün'ün tahliyesine itiraz dilekçesi. Tamamdır, sabah erken çıkarım. Tahsin Tayman'ın davasıyla ilgili bir gelişme var mı? Tanığımız Eşref Güner'i aradım fakat telefonuna cevap vermiyor. İkna edemedik yani, konuşmayacak. İsterseniz biz aramaya devam edelim. Gerek yok, konuşacak olan konuşurdu zaten. 5 yıl susanı var. Şu her şeyi itiraf edip suçu üstlenen içerideki adam. Selim onunla bir görüşme ayarlasın. Ürünlerin etiketlerini nasıl değiştirdiğini öğrenmeye çalışsın. Açığını yakalasın. Her şeyi istiyorum, tüm detayları. Tamam Doğan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Doğan Bey, iyi akşamlar. Peki, sen çalışıyor musun hala? Evet, incelemem gereken dosyalar var. Okulda tez konulu bilişim suçları. Siz de bir dönem ilgilenmişsiniz sanırım. Berk o konuyla ilgili çok sıkı bir araştırma yapmıştı. İstersen onunla konuşabilirsin son gelişmeleri. Hadi kolay gelsin sana. Sağ olun. Hadi abicim, patron da çıktı. Çıkın artık ya. Görüşürüz. İyi akşamlar. Abi şurada dur. Ne yapıyorlar ki burada? Bu heriflerin gündüz gecesi mi var? Abi? Ne oldu ya, hemen çıktın? Getirdiğiniz mekana bak, gündüz vakti kimse yok içeride. Abi, ya sen şimdi bak içeriden çıktın, senin kafa ambale oldu. Bak, beni dinle. 2 saate çok güzel kızlar gelecek diyorum ya. Ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Hatta keşke ne dediklerini duyabilsek. Ben bir iki tane fotoğraf çekeceğim. Dikkat et. Abi gel. Gel girelim. Gel. Gel. Bugünlük bu kadar yeter gibi ha. Ya baksana, adamlar eğlenmeye gelmiş. Haklısın. Ne yapalım, yarın devam ederiz o zaman. Şu ileriden otobüse binelim diyorum, ne dersin? İyi olur. Malum yarına taksi paramız da kalır ha. Doğru. Hadi gidelim o zaman. Gecikeceğimi söylemiştim, umarım ya. Umarım yemek için beklememişsindir. Yok,
Yedim ben. Ha, sen yemediysen hazırlatayım bir şeyler. Yok gerek yok, yap sağ ol. Ben çok yorgunum, hemen yatacağım ha. Çok çalışıyorsun Tahsin'cim. Yüzünü göremiyorum. Emek sarf etmeden bir şey olmuyor Nur abi. Yani bu hayat bana altın tepsiden sorulmadı. Ne yaptıysak çalışarak yaptık. Öyle tabii. Öyle de ben şeyi çok merak ediyorum. Neyi Nur abi? Yani bu kadar yoğunluğunun içerisinde sen bana bile vakit ayıramazken... Demeyin Allah. Başka kadınlarla oynaşmaya nasıl vakit buluyorsun sen? Hı? Ne oldu? Görülmez duyulmaz mı zannettin? Dünya küçük Tahsin'cim. Öyle kaçamak yapacaksan herkesin bildiği restoranlara götürmeyeceksin o sevgilini. Ne oldu? Şaşırdın mı? Yok, ben buna şaşırmadım. Bunca zamandır sen bunu nasıl anlamadın, ben bunu hayret ediyorum. Ya kadınlar her zaman vardı. Hatta evlendiğimiz günden beri. Ya sen akıllı kadınsın, belki bunu hani anlamışsındır diye düşündüm de yani. Benim aşık olduğum adam sen değilsin. Ya aşk, ya Nuran yapma, gözünü seveyim ya. Aşk bizim aramızdaki ilişki için söylenebilecek en komik isim aşk. Ya şimdi böyle genç kız hareketleri, tripleri falan lütfen rica edeceğim. Ya sen de biliyordun kiminle birlikte olduğunu, evlendiğini. Ben buyum ya, ben kadınları seviyorum. Sen de bu zaafımdan yararlanarak beni tablamadın mı? Ha? Unuttun mu? Ha bak, böyle olmaz diyorsan. Bak kapı orada. İstediğin zaman gidebilirsin ha. Ha yok, ben kalacağım diyorsan. Beni olduğum gibi kabul edeceksin. Ya bu konuyla ilgili tek kelime bile etmeyeceksin. Ben şiştim vallahi, şiştim. Yok yoruldum vallahi, yoruldum bana. Ay. Böyle saçlarını örünce çok güzel oldu. Hı hı. Ama anne ben acıktım. Tamam, dayın gelsin hemen çıkarız, olur mu? Garip bir şekilde çok iyiyim. Ya ama benim hiç içime sinmiyor yani bu yemek. Niye biz yemeğe gidiyoruz oğlum? Yani neyi kutluyoruz ki? Evi ipotek ettirdik. Ya Allah aşkına anne ya, 40 yılın başında bir şey yapıyorum. Kaçırma ağzımın tadını be. Tamam, ipoteği de halledeceğim. Merak etme, onu da yapacağım. Bak, o parayı çarçur etmek yok. Tekrar söylüyorum Ceyhun. Duyuyor musun beni? Sen bana güvenmiyor musun ya? Dayım geldi. Anne, aramızda kalsın. Mert'e bir şey söyleme. Sen niye böyle güzel oldun bakayım ya? Ha? Çünkü ben prensesim. Öylesin tabii. Değilsin prenses. Oh, gel bakalım. Hoş geldin. Oo Dilara'cığım, kraliçeli prense bak sen. Nereye böyle? Abimizi yemeğe götürüyor. Abim? Evet. Neden? Ne neden? Siz niye böyle yapıyorsunuz ya? Ya ben bu ailenin bir ferdi değil miyim? Niye hep böyle oluyor abi? Ben yemeği çıkartıyorum ailemi ya. Yani annem de bilir ki hani aile tarihimizde böyle bir şey olmadığı için şaşırdım. Tarihe gömerim seni. Benle dala geçme. Tamam ya. Hadi çıkalım. Hadi çocuk, hadi. Aç zaten hadi. Ya çıkalım. Tamam çıkalım da. Şimdi abi, hani vazgeçmek için geç değil. Bak borç falan da veririm. Şimdi alışık değilsin. Bünyeni dokunur, sonra ben uğraşırım yine seninle. Bünyeni bozarım ha. He. Bozarım, yürü. Didişmeyin, yürü. Didişme çocuğu, bırak. Aa hadi. Hadi bakalım. Hadi. Oh. Şu pilavın güzelliğine bak kardeşim. Tel tel maşallah.
babanla maaşıydı Hüseyin. Ellerinize sağlık babacığım. Çiçeğim, afiyet olsun. Ha, dur. Protein. Hadi bakalım. Biraz da sana. Tamam ama sana kalmadı bak. Şş, siz gelişme çağındasınız hala. Yetişkinim ben artık. Gelişme çağını geçeli epey oldu yani. Öyledir Bahar'cığım, öyledir. Ama sen benim için peşimden gelen küçük kız mısın? Babacığım, babacığım diyen. Kızlar. Haber saldım sağa sola. İş için. Pek yakında bakalım. Bir aksiyon başlayacak. Oturarak bekleme istersen. Senin yerinde olsam dükkan dükkan gezer, iş sorardım. Yani dükkan dükkan gezecek kadar bir enerji yok bu aralar. Böyle bir çarpıntı oluyor. Böyle bir darlanıyor göğsüm göğsüm. Böyle bir nefes alamıyor gibi oluyorum. Böyle bir ritim bozukluğum oluyor. Ne oluyor? Kalp hastası mısın sen? Yok. Çok şükür yani. De ya. Sivilist tabii. Bir yaş var şu anda. Babanızın böyle delikanlı bir göründüğüne bakmayın kızlar. Ama yaş alınca tabii. Bir ayakta çukurda. Allah korusun baba. Deme öyle şeyler. Demeyeyim değil mi? Deme tabii. Ya ne oluyor ölümünden, kanından falan bahsediyoruz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Karpuz kesmiştim. Değil mi? Tatlı tatlı yeriz, tatlı tatlı konuşuruz. Abla yapmasana şunu. Niye üstüne gidip duruyorsun adamın? Sen karışma Banu. Madem bizimle yaşamak istiyor, öyle oturmayacak, çalışacak. Ha bu arada. Al bunu. Yarın ev sahibine götürürsün. İyi bir yere sakla ama. Tamam. Banu, ne duruyorsun? Kaldırsana şunu. Abla ne acelesi var ya? Ya onun görmesini istemiyorum. Kaldır şunu. Ya nasıl güvenmiyorsun? Ne yapacak? Paramızı mı çalacak? Babam o ya. Banu, ne diyorsam onu yap. Güvenmiyorum ya. Kaldır şunu. Kızlar. Kızlar, babanız sizin için bir karpuz seçmiş. Dokun, lokun. Böyle bir şey yok. Konuştunuz galiba. Of. Ne dedi? Ne diyebilirdi ki zaten başka? İnkar etti değil mi? Başka ne olabilirdi ki zaten? Anne. Sakın affetme bu adamı, tamam mı? Sakın.
biliyorum çok kırıldın, çok üzüldün. Ama ağlama artık lütfen. Çaresiz de değilsin sen. Ben varım. Hemen şu an eğer istersen bu evi terk edebiliriz. Kendimize çok güzel bir hayat kurarız. Birlikte olduktan sonra başka hiçbir şeyin önemi yok. Lütfen ağlama. Oh benim canım. Benim bir tanem, benim prensesim. Ah hala iyi ki varsın. Gerçekten. Birisi patates köfte yapmış. Annen de çok güzel yapar be. Annem ya. Alo annem. Uyuyor muydun? Ha yok, çalışıyorsun. Tamam. Yok iyiyim ben. Öyle sadece seni özledim, aramak istedim. Ha, evi mi? Buldum buldum. Biraz küçük ama idare ediyorum. Evet tek oda. Daha büyük bir eve geçeyim, alacağım seni yanıma. Balkonu da olsun. Tamam olsun. Yemek mi? Kendime makarna yaptım. Üzerine de o senin sarımsaklı sosundan koydum. Tabii seninki kadar güzel olmadı da. Ama sen gelince yaparsın bana. Ha? Balkonda da böyle ana oğul karşılık bir çay içeriz. Tamam anne. Yok yok. Konuşuruz onları da. Evet. Allah aşkına anne ya, 40 yılın başında bir şey yapıyorum. Kaçırma ağzımın tadını be. Tamam ya, ipoteği de halledeceğim. Merak etme, onunla yapacağım. Bak, o parayı çarçur etmek yok. Tekrar söylüyorum Cem. Duyuyor musun beni? Buna çarçur etmek denmez abi. Yatırım denir. Burak ya.
Tahsin'cim nasıl olmuş kahvaltı? Ben hazırladım hepsini. Vallahi eline sağlık Murat'ım ya. Ah, en sevdiğim peynirden aldırdım. Al. Sağ olasın ya. Vallahi sağ ol. Halecim günaydın. Halecim bak. Annem benim için muazzam bir sofra hazırlamış yani. Gel beraber kahvaltı yapalım. Bak gördün mü? O da dondu muazzam olan sofranın görüntüsü karşısında. Tahsin'cim geliyorum şimdi ben. Hale, Hale, kızım bir dur, dinle beni. Neyi dinleyeyim anne, neyi dinleyeyim? Biz dün seninle konuşmadık mı gideceğiz buradan diye. Sabah bir kalkmışım adamla aşk tazeliyorsun ya, böyle bir şey olabilir mi? Kafayı yiyeceğim, dengemi bozuyorsun sen benim. Haleciğim, biraz sakin ol. Ben sana buradan gideceğimi hiç söylemedim. Ha, kalacaksın yani. Ya sende şu kadarcık gurur yok mu ya? Bu adamın yaptıklarını yutacaksın, öyle mi? Peki, öyle olsun. Ama ben avukatlık belgemi alır almaz bu evde bir saniye bile kalmayacağım. Ondan sonra da yalvarman kâr etmeyecek, haberin olsun. Ya Nurarı! Çay soğuyor, gelsene. Geliyorum hayatım. Abla. Hı. Ya kira parasını sen mi aldın şifoyerden? Yok, ben almadım. Nerede o zaman para yok? Benim nasıl yok? Ya basbayağı yok işte. Ben gece şifoyerin üstüne koydum. Sabah bir uyandım, yok. Emin misin? Belki başka bir yere saklamışsındır. Ya eminim diyeceğim de kararsız kaldım. Bir içeri gittim. Odaya mı girdim? Hatırlamıyorum işte. Tabii ya. Babam. Abla ne diyorsun? Yapmaz öyle şey babam. Ya gerçekten çok safsın Banu. Nerede o zaman? Ha? Nerede şu an babam? Bilmiyorsun değil mi? Ben söyleyeyim. Çoktan tüymüştür İstanbul'da. Yapmamıştır öyle bir şey. Ya nasıl yapmamıştır Banu? O adam bizden annemizi çaldı. Çocukluğumuzu, en güzel zamanlarımızı çaldı. Paramızı mı çalmayacak? Kızlar günaydın. Çilek çıkmış, çilek. Bakın size manav Necip'ten tazecik meyveler getirdim ben. Kız ne oldu sana? Kim ağladı seni, ne oldu? Hangi parayla aldın sen bunları? Nasıl hangi parayla aldın ya? Bizim Necip'ten aldım. Can arkadaşım benim, canım ciğerim. Kızlarım için tart dedim şuradan. Meyve tart. O da verdi ya, sağ olsun. Bu kadarcık kredimiz olsun bir zahmet. Ya yalan söyleme. Bizden çaldığın paralarla aldın değil mi? Abla sus artık. Sizden çaldın mı? Evet, bizden çaldın. Aşk olsun bari. Ben öyle bir adam mıyım? Bağın ne diyor bu abla? Ya dün gece kira parasını verdi de zarfın içinde. Hı. O kayıp. Vay be. Para kayboldu. Siz de benden bildiniz. Babanızın. Ya yok babacığım, ben değil de. Niye şüphelenmeyecekmişiz? Hı? Biz daha önce böyle şeyler yaşamadık ki. Şimdi hemen çaldığın parayı çıkarver. O bizim bir aylık kira paramızdı. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şurada rafın üzerinde, kitabın üzerinde bir zarf olacaktı. Ondan bahsediyorsanız eğer, sabah çıkarken gözüm takılmıştı. Ama Allah şahit, dokunmadım bile o zarfa ya.
Ya ben dün gece çok uykusuzdum. Uyuyamadım da kafa kalmamış bende. Olur öyle kızım. Yani sabaha kadar ders çalışıyorsun ama. Al. Eksik yok. Yarın götürür verirsin. Banu. Kızım o zarfı daha doğru bir yere koy. Hatırlayabileceğim bir yer. Çünkü şu baba yüreğin bir güven buranına daha dayamaz. Ya baba ben çok özür dilerim. Özür dilerim. Gel buraya gel. Esmer balım. Ben çıkıyorum. Akşam görüşürüz. Bahar'cığım. Biliyorum benden hoşlanmıyorsun. İnanmıyorsun da bana. Ama ben değiştim biliyor musun? Ben eski ben değilim. Buna artık inan. Olur mu? Bu eve giriş biletim. Yan bakalım Bahar. Yan. Senin vicdanın yansın ki ben de bu evde kalabileyim. Abla. Ne oldu? Özür dilemeyecek misin babamdan? Abla adamın günahını aldın ya. Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Evet kötü hissettim. Yok yere suçladım adamı ama özür dilemem. Asıl onun bize çok özür borcu var Banu. Onlara saysın. Kirayı unutma. Banu, bunların topraklarını değiştirmek lazım ya. Kurumuş bunlar hep. Soyalım bunları. Akşama bak bu da kurumuş hep. Oha. Allah. Oğlum sen ne ara yükseldin böyle? Çok iyisin. Şişt, çok. Ne oluyor? Ha? Ne oldu işte? Ne oldu? Ne oldu diyorum işte. Ne? Ne oldu ne oldu? Ha. Oğlum sevindiğim bir haber aldım. Bizim takım var ya. Ha. Sambacı transfer etmiş. Harika. Ya neyse. Moralim çok iyi. Çok çok iyi. Bunu bozamam. Tamam mı? Ne diyeceğim sana? Soku beni alacak. Bırakayım seni? Yok. Sağ ol ama. Arabayı alacağım Mahir abiden. Lazım bugün. Araba alacağım. Hmm. Sen manita mı yaptın? Yapmışsın. Ne alakası var abi? Ne anlatıyorsun sen? Bir yaklaş bakayım bir. Dur, dur, dur. Gel. Bak uzaktan çok kötü kokuyor ama yakından harika parfüm. Bir de sen bayağı bir yakışıklı olmuşsun ha bu. İnsan kendine bakması için sevgili mi yapması lazım? Ben gidiyorum. Bak sende bir durumlar var. Ben bunu çözeceğim. Mert Bey. Pekala dediğin yerde görüşürüz. Ya biliyorum sen... Bulurum ben onu da sen bana gene de konum at. Ha. Ya birazdan çıkarım. Bir saate yanında olurum ben. Ha. Tamam.
Bakalım kahveler hazır. Nurhan'cığım eline koluna sağlık da ya benim acilen çıkmam gerekiyor. Tahsin'cığım kahveni içseydin nereye şimdi? Ya toplantı acil işte çağırdılar gitmem gerekiyor. Tamam. İyi çalışmalar o zaman sana görüşürüz. Ya Nur Hanım, senin bu sevdiğin bir kolye vardı ya hani. Bugün sipariş edeceğim de yarın sen mi gitmek istersin almaya yoksa söyleyeyim getirsinler mi? Tahsin'ciğim, nereden aklına geldi? Ben hiçbir şeyi unutmam Nur Hanım. Canım benim çok teşekkür ederim. Ben almaya giderim. Zaten yarın alışverişe de çıkmam lazım. İyi o zaman akşama görüşürüz ha. Tamam. Görüşürüz. Ya mis gibi de koktu ha. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi, ne olsun. Araba senin mi? Yok. Ya ödünç aldım. Ya böyle taksiyle zor oluyor dedim takipçilerim. Sen bu işi bayağı ciddiye aldın bakıyorum ben. Yani. Ya Doğan Bey'in haklı olduğunu ispatlarsan... babamın da masumiyetini ispat edecekmişim gibi hissediyorum. Ya biliyorum çok saçma ama. Yo, hiç saçma değil. Gayet gerçek ve samimi duygular bunlar. Bahar. Ya bugün işimiz bittikten sonra bir yerlerde oturup konuşuruz diyorum. Ne dersin? Bilmem. Şey yani bakarız. Önce şu videoyu gönderenle bir görüşelim. Allah Allah. Ya ne oldu ki şimdi ya? Yeah.
Tahsin Bey, hoş geldiniz. Asıl Erkan hoş gelmiş. Geçmiş olsun. Geçti gitti diyelim. Getirdin mi? Siz gelmeden vermek istemedim. Ya Tetin, müsaade et de adam konuşsun. Bunu senden başkasına vermek istemedim. Sözünde duracaksın değil mi? İyi yapmışsın. Merak etme. Ben bir söz verdin mi o sözden geri dönüş olmaz. Başımıza bela olan bir avukat var. Doğan Yener. Davadan çekilmesi lazım. İnatçı öyle. Sözle, lafla ikna olacak biri değil gibi. Hallederiz. Şu kaydı en başında getirseydin. Paranı da hemen alırdın ha. Neden vermediğimi sen çok iyi biliyorsun. Hayat sigortam bu benim. İçeride bunun sayesinde sağ kaldım. Kendimi garantiye almak zorundaydım. E şimdi de bana güvenmiyorsun. Ne diye getirdin bu kaydı? Artık bana bir şey yapamazsın. Beni öldürürsen Doğan Yener peşine düşer. İş insanıyım ben. Katil değilim. Bir çocuk öldü ama. Emri kim verdi? Sen. O bir kazaydı. Hedef Doğan Yener'di. O çocuk da senin salaklığın yüzünden öldü. Güle güle Arzu. Buranın limonatası çok meşhurdur ha. Limonata için. Ege, kimle karşılaşacağımız belli değil. Sapık mıdır, ruh hastası mıdır, şizofren midir, nereden bileceğiz? Merak etme, yanında ben varım. Ay bak, ben böyle eril eril tavırlardan hiç hoşlanmam, haberin olsun. Ben ne söylesem gıcık olacaksın değil mi? Evet. Tamam. Bahar'la Mert gitmiş mi? Gitmişler, kapıda bizi bekliyorlar. Kim bu gerizekalı acaba ya? Sen gelmesen mi? Biz konuşur hallederiz. Nedenmiş o? Sen şimdi biraz gerginsin ya. İşler daha kötüye gitmesin diye dedim. Ege'cim, hiç kusura bakma. Size orada hiç güvenemem. Yanınızda aklı başında birinin olması lazım. Sen misin o? Aynen. Tamam.
Görüntüyü çeken kişi eşkallerimizi bildiğine göre şurada bir yerde oturup bizi izlesene gülerim ama. Çok komikmiş. Merhaba. Merhabalar. Doğan Yener hangi masada? Buyurun bu tarafta. Aa, bu son aşamada eğlenen çocuk değil mi? Ta kendisi. Buyurun efendim, bu masa. Doğan Bey siz de çağırdı. E tabi. Yüzleştirecek biz. Doğan Bey gelmeyecek. Neyse derdini bize anlatacaksın. Konuş. Nasıl yani? Ne demek gelmeyecek? Yoksa adama bir şey mi yaptınız? Ondan mı çakladın Mert? Kerem. Kapa çeneni. Aa, bir konuş bir kapa çeneni. Bir karar ver ama Mert. Derdin ne senin ya? Bizi videoyu çekiyorsun, gönderiyorsun falan. E, tatlıdan sebeplerle eğlendim ben. Doğan Bey'in seçtiği biricik adayları kimlermiş görürsün istedim sadece. Oğlum manyak mısın sen? Hı? Sen salaklığın, bencilliğin yüzünden elendin. Kendini düşürdün şu hale bak. Git polise. Ha? Git, polise git. Hadi. Dur ama oğlum. Ne yapıyorsun? Adamı niye gaza getiriyorsun? Ne polisi? Saçmalama. Bak kardeşim, o videoyu sileceksin. Başka bir isteğiniz var mı? Kerem, sil o videoyu. Bir derdin varsa benimle çöz, arkadaşları rahat bırak. Onlar bana yardım etmek istedi sadece, tamam? Benim canımı sıkma. Tamam, sileriz. Bu kadar çabuk mu? Al, siliyorum. Her yerden sil tatlım. Tamam. Her yerden sildim. Zaten ben amacıma ulaştım. Bu korku sizlere yeter. Sakın bir daha karşıma çıkmayacaksın. Duyuyor musun? Bu ekipten uzak duracaksın. Hayat, belli olmaz o işler. Bakarsın yolumuzu yine kesişir ha. Aman kalsın, istemez. İstersen siparişlerinizi alabilirim. Yok hayır, biz kalkacağız zaten de. Ama arkadaşa bir soğuk su lütfen. Hadi. Ya benim bir özür borcum daha var size. Kusura bakmayın. Yani. O geceden sonra böyle her şey domino taşı gibi üst üste gelmeye başladı. E tam kurtulduk derken şimdi bu çıktı başımıza. İyi de canım, bu Mert'in suçu mu? Bahar'cığım. Hı. Biz seninle aynı okulda okuduk. Hiç Mert'i savunmak diye bir ders aldığımızı hatırlamıyorum hayatım. Sen hayırdır ya böyle sürekli Mert'in avukatlığını falan yapıyorsun? Ne alakası var? Aynı şey senin başına gelse seni de savunurum yani, merak etme. Ben sadece Mert'e bu kadar yüklenmenin anlamı yok diyorum. Tamam tamam, rahat ol. Daha Kerem karşımıza çıkmaz, merak etme. Nedense ben bu çakma Saykon'un görüntüleri sildiğine inanamıyorum. Sen nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Ya çünkü hepinizden iyi tanıyorum. Bütün okul hayatım boyunca beni huzursuz etmek için elinden geleni yaptı. Ya duymadınız mı dediğini? Size yaşattığım korku bana yeter diyor. O istediğini aldı. Daha da bizle bulaşmasın. Umarım senin dediğin gibi olur. Umarım. Neyse, Mert Bey'in bir sonraki vukuatına kadar herkes kendi işine bakabilir sanırım. Mert, hadi gidelim. İyi, gidin. Hadi görüşürüz.
Vay arkadaş, oyun ablalığı diyorsun ha? Bizim zamanımızda mahalle abiliği vardı. Çünkü sizin zamanınızda çocuklar rahat rahat sokakta oynuyormuş. Şimdi yazık, çocukların oynayacak bir alanı yok. Ha. Ben de işte onlara oyunlar öğretip güzel vakit geçiriyorum. Bir de yüzünde para kazanıyorsun. Akıllı mıdırım benim ya? Maşallah kızım var. Yani kendi harçlığımı çıkarıyorum diyelim. Ay, buradaymış anahtar. Oğlum, evler ne güzel burada ya. Değil mi? İçi de dışı da çok güzel. Ama işte pahalı baba buralar. Bizim gibiler yok bu mahallede. Senin ev nerede? Bak şu ileride. Baba evi bir görsen, böyle kocaman, çok güzel. İyi yere kapak atmışsın. Efendim? Ha, görelim diyorum. Hadi gidelim. Ay, yok olmaz, ayıp olur. Kız ne ayıp olacak ya? Babanım ben senin yani. Kızın evini göremeyeceksem yani. Tabii de şimdi eve birine getirmem yasak. Hem Gözde de 6 yaşında, izin almam gerekir. Şaka kız, şaka. Ben öyle bir insan mıyım ya? Ben kızımı zor duruma sokacak insan mı? Banu. Baba ya. Ah kuşum benim ya. Evde yok sanırım. Kaçırdık mı ders? Bilmiyorum. Olabilir. Sırf bu yüzden Kerem'i dövebilirim. Zaman kaybettirdi herif bize. Şu içimizdeki şiddete bir dur mu desek? Ya ne yapayım, haklıyım ama. Geldi işte. Nereden geliyor bu adam? Bilmiyorum da bir şeyleri kaçırmış olmamız lazım. Elindeki çantada ne var acaba? Acaba? Hoş geldiniz Nurhan Hanım. Bir isteğiniz var mıydı? Yok teşekkür ederim hayatım. Rahatsız etme yeter. Peki. Oğlum Maracığım, sen bu işin erbabısın ya. Yine tam isabet. Oğlum bırak şu telefonu, daha bir sürü yere uğrayacağız ya. İşimiz gücümüz var. Sen bu parayla yine bu işlere mi girdin yoksa? Ya 2 dakika bekle Allah aşkına ya. Ya şurada para basıyorum kardeşim, anlıyor musun? Para basıyorum. Bak dün gece ne oldu biliyor musun? Yatma dönünce biraz para attım. Sabah bir kalktım, bam. Böyle yukarı yukarı nasıl vuruyor görmen lazım. Beraber buraya geldik ya, yoldaydık. Biraz daha para attım. Al sat, al sat yapıyorum. Bingo ya. Bingo. Bingo ya. Oğlum sen akıllanmazsın, yemin ediyorum ya. Bak yine kaybedeceksin en sonunda. Senin karşında kim var biliyor musun? Kim var? Trader var kardeşim. Sen anlamını bilmezsin. Biraz caizim bu konularda söyleyeyim. Uzman bir yatırımcı demek. Ya oğlum Allah aşkına ye şu simidini gidelim. Bir sürü işimiz gücümüz var ya. Bunlar son simidi işlerim bu arada. Haberin olsun. Göreceğiz. Çok üzücü gerçekten. Ne oldu? Ne oldu? E çok üzücü dedin ya. Ha, ben onu dışımdan mı söyledim ya? Hiç fark etmedim. Tülin Hanım'la Doğan Bey'i düşünüyordum. Onlar da tanıştıklarında bizim yaşlarımızdalarmış. Kim bilir hayata ne umutlarla başlamışlardı. Bir gün başlarına böyle bir trajedinin geleceği akıllarının ucundan bile geçmemiştir. Evet öyle. İşte tam da bu yüzden gelecekten çok korkuyorum. Kim bilir bizi neler bekliyor. Bence bizi güzel şeyler bekliyor. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
Emin değilim. Ama umutsuz yaşamak her zaman işe yarar. Bunu biliyorum. Diyorsun. Diyorum. Var mısın iddia? Sen seviyorsun bu iddia işlerini. Seviyorum, evet. Bundan 5 sene sonra sen de ben de çok mutlu olacağız. Umarım. Ben bunun için iddia kaybetmeye razıyım. Saatlerimizi ayarlayalım o zaman. Bundan tam 5 sene sonra bugün buluşuyoruz. Tamam? Tamam. Heh, çıkıyor. Kimle konuşuyor acaba? Bilmem. Çantayı aldığı adamla olabilir mi? Olabilir. Hazır mısın? Hadi hadi, gözden kaçırmayalım. Karavanla yolculuk edecek demek ki. Benim de en büyük hayalim ama. Vallahi bu işler için çok para lazım. Bir gün neden olmasın? Bunların işi uzun galiba. Yani öyle bütün kataloğa bakacak bir hali yok bence. Vardır kafasında bir model. İnşallah. Yoksa işimiz iş. Ağaç olacağız burada. Sen erken paydo söyle istersen, ben bakarım adama. Olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Biz seninle nasıl rekabet edeceğiz ya? Niye? Ne oldu ki? Yani iyi bir ekip olduk ya, o açıdan diyorum. Ha. Doğru. Ama belki rekabet etmemize gerek kalmaz. Yani ikimiz de bu yarışı kazanabiliriz, belli mi olur? Umarım. Ben şey yapayım o zaman, fotoğraf çekeyim. Aldı galiba. Öyle görünüyor. Baba? Babacığım, 2 saat işim biter demiştin. Geldim işte seni almaya. Ha evet, ama Gözde'nin annesi gelmedi henüz. Hadi be. Erken geldik yani. Bunlar ne, taşınıyorlar mı? Yok. 2 güne tatile çıkacaklarmış da. İşte evdeki birkaç eşyayı götürmek istediler. Ha. Tatil diyorsun ha? Maşallah, maşallah. O zaman bekleyeyim seni ha? Olur ama 10 dakika önce aradılar. Trafiğe takılmışlar hani. Birazdan burada olurlar zaten. Ha. O zaman sokağın başında bekliyorum seni, papatacağım. Tamam. Hadi. Tahsin. Canım. Ha, yemekten sonra kaçtın hemen. Bir 2 kadeh bir şey içmeyelim mi? İçerim tabii ya. İçerim Nurhanım ya. Sağ ol. Sağ ol. Bugünün nasıl geçti? Yani. Normal. Toplantıdan toplantıya. Rutin, standart işler işte. Çok yoruluyorsun Tahsin'cim. Vallahi üzülüyorum ben sana.
pardon. Efendim Çetin. Doğan Yener, Erkan'ın tahliyesine itiraz edecekmiş. Bir de bizimkile konuşmaya gitmiş. Bak şimdi bu hiç iyi olmadı. Sen bir dakika bekle bakayım. Demek ki kızının davasını yeniden gördürmek istiyor. Eğer bu sefer bir şey bulurlarsa, bak ben mahvolurum, yanarım ha. Buna asla izin veremem. Beni köşeye sıkıştırmasına izin veremem. Çetin, duydun mu beni? Nedir ya? Biri oğlunu hayırsız evlat olmakta suçlamış. Öteki kardeşim babamı zehirledi demiş. Ayıptır ya. Topu topu iki daire için yapılır mı bu? Paranın suçu hepsi. İnsanları alçaltan pis bir şey para. Bence bu parayla ilgili bir durum değil. İnsanların hamuruyla ilgili bir durum. Pis olan biziz. Bunu okula başladığımda daha net anladım. Hani dava örnekleri falan görüyorduk ya. Bir ara öyle olaylarla karşılaştım ki baya baya soğudum insanlardan. Aramıza hoş geldin. Bir şey soracağım. Sen böyle göründüğü kadar sığ biri değilsin galiba, değil mi? Şimdi bunu iltifat olarak mı alsam, hakaret olarak mı alsam bilemedim. Öyle hemen havalara girme. Birçok şeyini hala aptalca buluyorum. Öyle mi? Seni bu kadar zeki kılan şey ne peki? Ha? Bugüne kadar zekanı kanıtlayacak ne yaptın? Ben sana söyleyeyim. Senin tek numaran ne biliyor musun? İnsanlarla aranı ördüğün o kalın duvar. Kimseyi yanına yaklaştırmıyorsun ki aptallıkların, zaafların öğrenilmesin. Ne diyorsun sen ya? Hı? Ne diyorsun sen? Sen ne dediğini zannediyorsun? Bir arkadaşınız geldi. Sizi soruyor. Irmak Hanım'la konuşuyor bahçede. Arkadaşımız... Tamam. Tamam abi, sağ ol. Arkadaşımız... Çocuklar, arkadaşınız sizi ziyarete gelmiş. Arkadaşımız? Haleciğim, Egeciğim, nasılsınız? Ben de sizi ofisinizde bir ziyaret edeyim dedim. Neyi yapmışsın arkadaşım? İyi ki geldin be. Görüşürüz, çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Teşekkürler. Gel sana ben bir kahve ısmarlayayım arkadaşım ya. Ha? İçersin kahve değil mi? Kahve içerim. Ne işin var lan senin burada? Sakin ol Cem. Böyle artistik hareketler yapacak durumda değiliz. Lan sen o videoyu silmedin mi hayvan herif? Ege saçmalama bak, biri görecek, saçmalama. Deli misin sen ya? Ne işin var oğlum burada? Mert! Oğlum bu herifin ne işi var lan burada? Silmemiş videoyu. Dedim ben size. Ne? Oğlum sen ne aşağılık adamsın lan? Ha? Çocuklar sakin olun biraz. Patronumuz böyle şeylere müsamaha göstermez. Patronunuz demek istedin sanırım. Bizim patronumuz. Yo. Ben de bu şirkette çalıştığıma göre... Yener Bey benim de patronum. Ya oğlum sen ne diyorsun ya? Ha? Rüya aleminde falan mı yaşıyorsun? Ne ara girdin buraya? Henüz değil. Ama sizin sayenizde yakın zamanda işe başlarım diye düşünüyorum. Ne diyor lan bu?
Nasıl olacakmış o? Vallahi orasını ben bilmem şampiyon. Ama siz bir yolunu bulursunuz bence. Öyle bir şey olmayacak. Tamam. Şimdi buradan gidiyorsun. Bir daha da benim karşıma çıkmıyorsun, anladın mı? Öyle mi? Evet. O zaman ben de Doğan Yener'e stajyerlerinin gerçek yüzünü gösteririm. Ne diyorsun sen ya? Mert, bir şey yap. Kerem. Gitmeden Doğan Yener'i de bir görmek isterim. Kendisiyle konuşmam gereken önemli bir mesele var da. Odası ne taraftaydı acaba? Konu neydi? Konu yok aslında ya. Şey, Doğan Yener'le tanışmak istemiş çocuk, haklı olarak. Olur mu öyle şey? Koskoca Doğan Yener'in odasına böyle paldır küldür girilmez. Konuşmam gereken konu çok önemli ama. Ben yardımcı olayım. Olmaz. Benim konuşmam lazım. Gizli. Mümkün değil. Özellikle böyle kaş göz yaparak girmenin imkanı yok. Hay Allah ya Keremcim ha. Başka zaman artık. Ne dersin? Irmak Hanım, teşekkür ederiz. Ben ilgilenirim arkadaşla. Önce beni aramanız gerekiyor. Doğan Bey'le konuşurum. Uygun gördüğü tarihte sizi misafir ederiz. Tamam. Peki. O zaman ben de Tülin Hanım'ı göreyim. Aa! Delirdi iyice. Saçmalıyor ya. Yürü, yürü. Yavaş, sessiz. Yürü, yürü. Oğlum defol git. Daha fazla rezil etme kendini, tamam? Güldürme beni Mert. Rezil olan ben değilim. Oğlum bağırma lan. Zaten duyuyorsun diye yapıyor. Yo yo. Tülin Hanım'a gitmek çok iyi fikir. Oğlum. Manyak mısın sen ya? Manyak tabii. Bakın beni buraya aldıracaksınız. Boşuna uğraşmayın. Sonuna kadar giderim. Duydunuz mu? Hatta sizin filmi ben internette mi yayınlasam? Ha? Nasıl olur? Oğlum manyak mısın sen? Tamam. Kabul. Sokacağız seni buraya. Tamam. Hah. Hadi göreyim seni Mert. Pardon da nasıl yapacakmışız onu? Ben de çok merak ettim Mert. O nasıl olacak ya? Bilmiyorum. Tamam ama bulacağız bir yolunu. Şöyle yola gelin. Vallahi nasıl sokacaksınız ben bilmem. Ama bir şekilde sokacaksınız. Şimdi ben gidiyorum. Ama telefonumda Doğan Yener'e gönderilmek üzere bir mail hazırladım. Ekteki dosyada sizin muhteşem filminiz var. Bu ne demek oluyor? Anladık. Seni buraya aldırmazsak Doğan Bey'e göndereceksin videoyu. Bravo. Zeka küpü. Gıcık. Şimdi bana müsaade. Malum yakında işe başlayacağım. Diyeyim biraz enerji toplayayım, dinleneyim ha. Senin ben gülüşüne elimde kalacak kıl kuyruk ya. Bırak gitsin ya, bununla mı uğraşıyorsun? Aynen, boş ver ya. Adam resmen bize şantaj yapıyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Nasıl sokacağız bu Kerem illetini buraya? Yani bir fikri olan var mı? Maalesef yok. Ama en kötüsü 6 ay daha bu pisliğe katlanmak zorundayız. Aynen, unuttum büyük ihtimalle. Hı-hı. Gelmene gerek yok. Gerek yok dedim ya Selim. Tamam. Büyük ihtimalle arşivde unuttum ben dosyayı. Hallederim. Merak etme.
da tek başına sarmıyor ya. Kahveyle iyi gider. Harbiden ya. Puan Bey. Baba, televizyonun sesini biraz kısabilir misin? Ona benim yaptığımı söyle. Tabii balığım. Bizimle gelmiyor musun? Kapatayım istersen. Senin işin onarmak, benim yok, gibi. Gerek yok. Kızımın elinden şöyle bir Türk kahvesi içerim vallahi. Ben yaparım. Sade. Çözdün sen bu işi ya. Vallahi çözdün. Ben şimdi ne yapsam? Tüm parayı yatırsam. Güzel fikir. Keyfim yerine geldi. Evde değil galiba. Baksana ışıklar da yanmıyor. Bugün bize buradan iş çıkmayacak. Eve girin. Ne? Yok, girmeyelim. Ya girdiğimizde adam içeride olursa? Ya işimize yarayacak bir şeyler olmalı evde. Bir ev adresi, bir şey yani. Bak, Doğan Bey'in önüne şu fotoğrafları koyarsak bir şekilde açıklayabiliriz ama... eve girdiğimizi söylersek haneye tecavüzden bizi şikayet eder. Alo. Bahar'cığım, şu ipotek yapılan evin komisyon parasını yarın yatıracağım sana. Bugün telaştan unuttum, kusura bakma. Tamam abi, sorun değil, yarın halledersin. İyi akşamlar. Mert. Ben gidiyorum. Ne? Ciddiyse sen bekle. Bak, bu sefer yakalanırsak biteriz. Vallahi kesin biteriz. Ya Bahar, Allah aşkına bir sakin ol. Bir etrafına bak. Birini görüyor musun? Mert, vallahi ben korkuyorum. Bahar, korkma. Ben varım, tamam?
Ha, anladım. Ya bak Doğan Yener'in burnu çok iyi kokarlar ha, ben sana diyeyim. Ardında bizi takip edecek bir iz bırakmazsınız umarım. Güzel, güzel. Bak temiz çalışıyorsun ha, sana güveniyorum. Ha. Pencere var, gel. İyi, tamam. Bahar, bir yere dokunma. Beni bekle. Mert. Çıkalım buradan.